Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda Serdar'la birlikte Baş İskele Doğa Koleji'ne gidiyoruz. Ne yapacağız bugün? Doğa Koleji'nin sanat günleri kapsamında beni de sanat konuşmaları yapmak üzere söyleşiye davet ettiler. Serdar da sağ olsun bana eşlik ediyor. Benim bütün heyecanımı alıyor ve kamera karşısına ben geçeceğim. Kamera arkasına da o geçecek birazdan. Çok çalıştım. Bayağı bir soru vardı. İlk önce birkaç soruyu gönderdiler bana. Sonrasında da şey dediler, işte çocuklar da arada bir sorular soracak dediler. Tabii sanatla ilgili bir söyleşi yapmak birazcık zor. Çünkü yani çocuklar bir de ne derseniz üzerine alınacaklar. Hayatlarına ona göre belki de bir yön verecekler. Bir kişiye daha dokunabilirsem ne mutlu bana tabii ki, ama ona göre konuşuyor olmam lazım. Birazcık heyecanlıyım. Bakalım, giyindim, süslendim, püslendim ve şimdi Doğa Koleji'ne gidiyoruz. İskele Doğa Koleji'nin sanat günlerine konuk oluyorum bugün. Lise öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir 40 dakika, 1 saat sürecek olan bir söyleşi yapacağız ve sanatla ilgili konuşacağız. Benim için çok güzel böyle afişler hazırlamışlar. İsterseniz gelin onlara bakalım. Mesela bir tanesi burada. Bu çok güzel. Bunu internetten de zaten yapmışlardı. Ve iç tarafta da var. Şimdi gelin isterseniz iç tarafa bakalım. Okul çok güzel bir okul bu arada. Okulun birçok işte TÜBİTAK başarısı, TÜBİTAK ödülleri, sanatla ilgili şeyleri falan birçok projesi var. Okul müdürü Samih Bey ve Burcu öğretmenimiz beni de çok güzel ilgilendiler. Şimdi yemeğe geçeceğiz ama gelin isterseniz bir okula bakalım. Beraberiz. Selen bana sorular soracak sahnede. Ben tabii sorular soracağını bilmiyordum birazcık. O yüzden şimdi onları öğreneyim. Sonrasında da bakalım arkadaşlarımız gelsin. Evet. Öyle bir koro, her çeşit bir koro yok. İşte çok sesli korolar yok. İşte bilmem iki sesli, üç sesli korolar olmadığı için Türk Sanat Müziği Korosu'na girdim. Ve Türk Sanat Müziği Korosu'nda belki konserleri izlemiş olanlar vardır. Orkestra olur. Orkestranın ön tarafında da, şey, arka tarafında da bir platformun üzerine kişiler geçer ve böyle ul düzende şarkılarını söylerler. Bana iki tane platform kuruldu çünkü o zamanlar 1.10 falandı herhalde, de 1 metre falandı. Yani 7 yaşında falan başladı macera müzikle. O günden beri de hep müzikle iç içe olmuş. Aranızda tek çocuk olan vardır yüksek ihtimal. Varmış. Ben böyle hep kardeşim olsun, hep bir ablam olsun, bir abim olsun, hep böyle çok isterdim. Bir tane bir proje vardı, Kardeşini Seç projesi. Kardeşini Seç, doğuda seçtiğin bir kardeşle beraber bir mektuplaşma gerçekleştiriyordu. Ona işte böyle kitaplar, kalemler, çantalar, neye ihtiyacı varsa onu gönderiyordum. Öyle başladı sosyal sorumluluk projeleri. Benim varlıklarımla ihtiyacı olan birine destek olmak. Ben de ilk özel okulda okumadığım için devlet okulunda okudum. Bizim bu kadar imkanımız yoktu. O yüzden ilk yurt dışına çıktığım gün, ilk maaşımı aldığım aydan sonra oldu. Nereye harcayacağımı bilemediğim için yurt dışına gitmek istiyorum falan dedim böyle. Ben yurt dışına okumadım. Herhangi bir şekilde yurt dışıyla bir üniversite ya da üniversite sonrası bir ilişkim olmadı. Sadece gezmeye gittim. Bu da büyük bir hayalim olduğu için çok fazla geziyorum yurt dışında. Ama orada tanıştığım, hani mesela ben sanatla ilgileniyorum. Sanatsal yerleri çok fazla araştırıyorum. Atıyorum Paris'e mi gideceğim, atıyorum İtalya'ya mı gideceğim, oranın sanatsal müzeleri nereler var, işte sanatla ilgili orada kimlerle konuşabilirim. Serdar arkadaşım beni buradan çekiyor. YouTube kanalım. Aranızda Instagram kullanan varsa Instagram'ı da ekleyebilir bu arada. Orada da yayınlayacağı için ben şu anda bu çerçevenin içerisindekini anlamını oraya kaydedilmesi için soruyorum. Evet. Bilenler vardı. Yüksek ben biliyorum. Burada bir tane sınavdan full çeken öğrenci full. Ya Almanca evet demek, full ya.
Burada da küçültülmüş aksör tablosu var. Fulya aksör, küçük aksör. Ya çok güzel, çok teşekkür ederim hepinize. Okuldaki sunum bitti ve sunumdan sonra çok tatlı kızlarla tanıştım ben. Çok tatlı arkadaşlarla tanıştım. Sunumda bana işte sorular soran bir arkadaşımız vardı, Selen. Selen dedi ki bizim de Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir çizimimiz vardı okulda üst katta dedi. Ve biz şimdi üst kata geldik. Ben Selen'i alacağım yanıma ve Selen bana böyle burayı anlatacak. Selen'i göstereyim bir. Sonra diğer arkadaşlarımızı göstereyim. Onlar da el sallasınlar. Biz Selen'le çok güzel bir sunum gerçekleştirdik. Çok keyifli geçti. Ve şimdi sonra Selen ne dedin sen bana? Üst katta dedin bir tane şey var. Resim. Şu is female adlı bir çalışmamız oldu. Birkaç arkadaşımla ilk önce taslağında çizim sonradan boyadığımız bir çalışma. Hı hı. 8 Mart Kadınlar Günü anısında böyle bir çalışma yaptık. Öncelikle tabii ki öğretmenlerimize hediye ederek çizdik. Süper, bunu. Süper. Şimdi o çalışmayı izleyelim. Bakın şöyle arkada göreceksiniz zaten ama... Ben şimdi kamerayı çevireceğim, size göstereceğim onu. Ve bunu çizdiniz. Kaç kişi beraber çizdiniz? Dört. Şu dört arkadaş mı? Yok, birisi de sizin sorunu soran da aşağıda. Efendim? Kızımız var da kenarda oturan. Ha, evet, evet, orada evet. Sizin sorunu. Süper. O da çok iyidiriniz. Çok güzel olmuş. Ceyda hocam yaptı. Evet. Çok güzel olmuş. Burası ne sınıf olarak kullanılıyor? İngilizce öğretmenler. İngilizce. Süpermiş ya. Ve İngilizce öğretmenimiz, güzel öğretmenimiz. Ben teşekkür ederiz, çok sevindik. Ben teşekkür ederim. Bu çok güzel. Şimdi ya. Çıktık. Böyle bana çok güzel sertifika verdiler ve Fulya Küçük Aksoy yazılı. Çok değişik bir akıl oyunları varmış. Onunla bir öyle bir hediye verdiler. Göstereceğim onu da size. Hatta göstereyim bir dakika. Serdar'cığım ya şu üstteki iki tanesini alabilir misin? Şunu bir göstermek istiyorum. Evet, şöyle. Bu sanatı da araştıracağım. Bu bir akıl oyunuymuş. Akıl oyunları çok keyifli. Anlattılar bayağı bir böyle. Şimdi işte bakalım. Gidiyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. İyi günler. Çocuklarla da fotoğraflar çekildik. Ve harika bir gündü işte ya. Ne anlatayım size. Çok güzel bir gündü, çok güzel bir gündü diye diye bir hal oldum zaten. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Şöyle Doğa Koleji'ni de arkama alayım. Hobinin. Ve hoşça kalın.